Evet değerli arkadaşlar, hastanelerde deprem riskinin azaltılması dersine hoş geldiniz. 11. haftadayız. Bugünkü dersimize devam edeceğiz. Bu dersi özellikle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için yapıyoruz. Genelde pandemi sürecinde derse devam zorunlu olmadığı için arkadaşlarımızın önemli bir kısmı veya tamamı bu derse devam etmiyorlar. Ama dersten sonra dersi dinliyorlar ve dersi özellikle devam mecburiyeti olan arkadaşlar özetliyor. Devam mecburiyeti olmayan arkadaşlarımız da daha geniş detaylı özet yapıyor. Bu dönem 19 kişi başlamış olduğumuz bu derste özellikle ara sınavda 7 kişi bu dersin bize proje ödevini tamamladı. Bakalım bu 7 kişiden kaç kişi ile bu dönemi tamamlayabileceğiz. Tabii ki derse devam olursa derse devam eden arkadaşlarımızın soru sorma imkanı olabilir. Sorularla ders açılabilir. Fakat pandemi döneminde devam zorunlu olmadığı için arkadaşlarımız devam etmeme tercihini kullanıyorlar. Üniversitede bu konuda bir esnekliği var. Evet, biz dersimizi yapıyoruz ve kaydımızı alıyoruz. Bu şekilde de arkadaşlarımızın özellikle hastanedeki deprem güvenliğinin artırılması ile ilgili FEMA kriterlerine göre yapılan ya da hazırlanan bir içeriğe uygun olarak işlenen ve detaylandırılan sismoloji ve jeofizik bilimiyle detaylandırılan bu dersi yapmaya devam ediyoruz. FEMA kriterlerine uygun olarak hastanelerin deprem tehlikesinin azaltılması ile ilgili olarak verilen Türkiye'deki ilk ders olma özelliği taşıyor. Tabii ki bu dersin adı deprem riskinin azaltılması. Nerede azaltılması? İşte hastanelerde azaltılması. O nedenle de vermiş olduğumuz örnekler genellikle hastane ile ilişkili oluyor. Ve özellikle Amerika'daki iki depremi geçirmiş bir hastanenin ilk depremdeki hasar düzeyinin ikinci depremden önce yapılan depreme karşı güçlendirme ile ilgili deprem kodundaki yenileme kriterlerine uygun yenilenmesiyle ikinci büyük depremde hasar almaması önemli bir veri olarak dünyada ortaya çıktı ve bu nedenle de FEMA kriterlerinde bu dersin içeriğinde Olivet Hastanesi'nin iki büyük depremle ilgili ortaya koymuş olduğu performansı esas alan bir dersi yapıyoruz. Bir sonraki slayta geçtiğimiz zaman tabii Türkiye'de arkadaşlarımız yaşıyor ve Türkiye'deki hastanelerde ileride çalışacaklar. Türkiye'nin değişik illerinin değişik deprem potansiyeli var, tehlikesi var ve hastanelerinde buna bağlı olarak riski var. O zaman bir hastanenin bulunmuş olduğu ilde hastaneyi merkez kabul edersek, özellikle bu hastaneyi merkez kabul ettiğimizde, merkez kabul etme şu demek, hastanenin bulunmuş olduğu yerin enlem ve boylamını ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Bu enlem boylamı dairenin merkezi kabul ediyoruz. Ve bu merkezden 80 kilometrelik bir yarıçap çizerek bu dairenin içerisinde ya da bu dairenin içerisinde düşecek depremlerin araştırmasını yapıyoruz. Bu araştırma yaparken nereden yapabilir arkadaşlarımız? Özellikle Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin bununla ilgili bir sitesi var. Bu siteye girdiklerinde bir hastane, özellikle arkadaşlarımızın kendi bulunmuş oldukları, oturmuş oldukları eve yakın bir hastanenin enlem boylam değerlerine girmesi gerekiyor.
girdikten sonra yarıçap olarak 80 kilometre seçmesi gerekiyor. Depremler 1920'den itibaren başlayan depremleri biz aletsel depremler diyoruz. 1900 yılından itibaren günümüze kadar 2021 yılına kadar meydana gelen tüm depremleri araştırmaları gerekiyor. O zaman kendi bulunmuş oldukları ilde, kendi bulunmuş oldukları mahallede, kendilerine yakın bir hastanenin civarındaki deprem riskini, tabii ki deprem tehlikesini görme imkanları olacaktır. Evet, baktığımız zaman bu örnekte özellikle ben Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ni referans aldım. Zaten bu hastaneye yakın bir yerde oturuyorum. Bu hastaneye yakın 80 kilometrelik bir yarıçap çizdiğimiz zaman, bu alana düşen depremlere baktığımız zaman, bu depremler hem gerçekten doğa kökenli, yani deprem faylarıyla ilişkili depremler olarak biliyorsunuz, oldukça büyük depremlerin meydana geldiğini görebiliyoruz. Bu soldaki grafik bunu veriyor. Çünkü sarsıntı türünü ne seçtim ben burada? Deprem seçtim. Ama sağdaki grafik ise sarsıntı türünü sizler patlatma seçtiğiniz zaman sağ tarafta da özellikle gene aynı alanda meydana gelen patlatma türü depremler. Yani insan kaynaklı depremler. Demek ki insanların neden olmuş olduğu depremler ve özellikle bulunmuş olduğumuz ya da çalışmış olduğumuz ya da okumuş olduğumuz bir hastanenin 80 kilometre yarıçaplı bir alanla ortaya çıkan bu alanla düşen depremler neyi gösteriyor? İşte tektonik kökenli, jeofizik kökenli depremleri gösteriyor. Demek ki bunu sizler yapabilirsiniz ve yapmanız gerekir ve yapmanızı istiyorum. Bulunmuş olduğunuz yere, bulunmuş olduğunuz mahalleye yakın bir devlet hastanesini seçip bu uygulamayı yapmanızı istiyorum. Ve bu uygulama ile bir deprem tehlikesi bir hastane civarında nasıl araştırılır? Bununla ilgili bir deneyim kazanmanızı istiyorum. Evet, bir sonraki slayta geçtiğimiz zaman bu slayta biraz daha yakınlaştı. 1900 ile 2020 yılları arasında meydana gelen depremler görüldüğü üzere farklı renklerle gösterilmiş. Bu renkler neyi ifade ediyor? Bu renkler derinliklerini ifade ediyor. Bakın arkadaşlar, demek ki 10 kilometreye kadar olan renkler açık ve koyu kırmızı ile gösteriliyor. 20 kilometreye kadar olan depremlerde görüldüğü gibi işte portakal rengine yakın bir renkle gösteriliyor. Özellikle 40 kilometreye kadar olan depremlerde sarı renkle gösteriliyor. Ve 80 kilometreye kadar olan depremlerde görüldüğü gibi açık mavi ile gösteriliyor. Demek ki özellikle Çanakkale Mehmet Akif Hastanesi merkezi aldığımızda her türlü derinlikte meydana gelecek depremler olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Derinlik diyor önemli. Çünkü depremler tabii ki derin olabilir. Derin oldukça bu depremlerin özellikle neden olmuş olduğu şiddet azalıyor. Çünkü bir şey olarak depremin kaynağı merkezi uzaklaştığı için depremin derinliği ya da derinlik büyüklüğüne bağlı olarak depremin yüzeyde meydana getirmiş olduğu şiddet azalıyor. Özellikle Japonya'da derin depremler oldukça çok sayıda meydana geliyor. Genellikle haberlerde işte 8 büyüklüğünde deprem oldu. Japonya'da yıkılan bina yok. Ama tabii ki depremin şiddetini etkileyen depremin riskini etkileyen, burada şiddet kelimesi bir depremde ortaya çıkan hasar demek. Yani deprem riski diyeyim. Biz bu hasar büyüklüğüyle ne yapıyoruz? Açıklıyoruz. Deprem riskindeki değişimi bu hasar büyüklüğüyle ilişkili şiddet büyüklüğüyle açıklıyoruz. Demek ki depremin neden olmuş olduğu şiddet ya da hasar demek ki o depremin yalnız büyüklüğüyle değil, o depremin derinliği ile de alakalı. Baktığımız zaman Çanakkale Mehmet Akif Hastanesi merkezli
deprem verilerine baktığınız zaman, 3'ten büyük depremlere baktığınız zaman farklı derinliklerde depremler meydana geldiğini görüyoruz. Özellikle Marmara Denizi burada, Marmara Denizi burada görüldüğü üzere Kuzey Anadolu faal zonu, özellikle Çanakkale'nin kuzeyinden devam ediyor, Yunanistan'a doğru devam ediyor. Demek ki Çanakkale'nin kuzeyinde oldukça önemli bir fay zonu var. Bu fay zonu bildiğiniz Kuzey Anadolu fay zonu büyük depremler üretme potansiyeline sahip. Zaten çok sayıda büyük depremin meydana geldiğini son 100 yılda bu şekilden rahatlıkla göremiyoruz. Tabii ki bir de Çanakkale'nin güney tarafı var. Bakın burada fayları da çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Güney tarafında da özellikle önemli sayıda depremler olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. İşte Ayvalık, Edremit gibi bilinen ilçelere yakın önemli sayıda depremler olduğunu görebiliyoruz. Bir sonraki slayta baktığımız zaman bu depremlerin büyüklükleri nedir ile ilgili detayları ne yapabiliriz? Çok rahatlıkla görebiliriz. Sağda meydana gelen depremler, özellikle Çanakkale'de meydana gelen depremler. Tabii ki bunu tek tek tablo olarak ben hazırladım. Ve sizlerin de bu şekilde hazırlaması durumunda bu tür bir güzel şekilde ortaya çıkacaktır. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken bakalım meydana gelen depremlere bakalım. İşte 1A ile gösterilen deprem, bakın 1912 yılında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. 1B'ye baktığımız zaman özellikle 1B ile gösterilen deprem 1944 yılında 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. 6.8 büyüklüğündeki deprem oldukça büyük. Biliyorsunuz son İzmir'de meydana gelen deprem Sitam Adası'nda 6.8-7 büyüklüğünde bir depremdi. Tabii AFAD tarafından 6.6 çıkan, fakat daha sonra uluslararası ajanslar tarafından 6.9 ve 7 olarak düzeltildi. Oldukça önemli bir deprem 1944 yılında meydana gelmiş. Baktığımız zaman bu depremlerin büyüklüklerine, tabii ki 6'dan büyük depremler oldukça yakın meydana getirebiliyor. Mesela burada diğer önemli bir deprem de 1975 yılında meydana gelmiş. 4 numarayla ben göstermişim. Bakın Çanakkale'nin özellikle kuzeyinde 4 numaralı bir deprem ki oldukça büyük, 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Baktığımız zaman demek ki Çanakkale merkezde, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin bir merkez kabul ettiğinde ortaya çıkan bu alandaki deprem araştırmasında hastanenin kuzeyinde görüldüğü üzere 1975 yılında 6.7 büyüklüğünde bir deprem var. Hastanenin güneyinde de az önce konuşmuştuk 1944'te 1B ile gösterilen 6.8 büyüklüğünde bir deprem var. Bunlar oldukça büyük depremler. Tabii ki bu depremler bize neyi gösteriyor? Bu depremler tekrar bu tür büyüklükteki depremlerin olacağını gösteriyor. 6.7, 6.8 oldukça büyük depremler. Özellikle Olive Hastanesi ile ilgili meydana gelen depremler, işte San Fernando depremi ve Northridge depreminin büyüklükleri de 6.7, 6.8 büyüklüğünde depremlerdi. Ve hastane yapısında, Olive Hastanesi önemli hasarlar meydana getirmişti. Tabii bunlar jeofizik kökenli depremler, jeofizik kırılma ile jeofizik levha sınırlarının enerji biriktirmesi ve enerjinin açığa çıkması ile meydana gelen bir jeofizik tehlike sonucunda ortaya çıkan veriler. Diğer bir olay da insan kaynaklı depremlerden bahsetmiştik. Tabii ki insanlar da artık deprem üretebiliyor. İnsan kaynaklı depremler, insanların üretim faaliyetlerine bağlı. Şimdi üretim faaliyeti ne olabilir? İşte jeotermal enerji üretebilir.
işte ne bileyim maden üretimine bağlı olarak, işte maden üretimine bağlı olarak ortaya çıkan patlatma türü depremler görüldüğü üzere bu bölgede belli yığılmalar meydana getirmiş. Demek ki insanların nerede deprem ürettiğini bizler ne yapabiliyoruz? Görüyoruz. Görüldüğü üzere burada 3 tane odak noktası var. Yığılma var. Yani insan depremleri 3 noktada yığılıyor görüyorsunuz. Birinci yığılma buraya diyebiliriz. İkinci yığılma işte Çanakkale'nin görüldüğü üzere kuzeyinde diğeri, güneyinde diğeri de batısında ve diğeri de görüldüğü üzere arkadaşlar güneybatısında 4. yığılma meydana geliyor. İnsan depremleri oldukça önemli. Çünkü bu depremler özellikle altın üzerine çıkabiliyor. Altı büyüklüğü seviyesine kadar gelebiliyor. Veya civarda kırılmaya yakın, kırılmaya hazır bir tektonik fay varsa, bu fayın deprem üretme gücünü, deprem üretme sürecini öne çekebiliyor. Etikleyerek öne çekebiliyor. Bu nedenle de insan kendi depremler, human induced seismicity, yani insanların neden olduğu depremler oldukça önemli ve dikkate alınması gerekiyor. Tamam, bu depremler oluyor. Sonra ne meydana geliyor bu depremler oluyor? Bu depremler tabii ki olmuş olduğu bir iç merkez var. İç merkezde bir kırılma meydana geliyor. O kırılmanın bir doğrultusu var. İşte o kırılmanın bir eğimi var. Bunları dersin başında, önceki derslerde tartışmıştık. Daha sonra da bu deprem dalgaları her tarafa yayılıyor. Altıdan büyük deprem dalgaları dünyanın her tarafına yayılıyor. İnsanların yaşamış olduğu binaların olduğu yerlere yayılıyor. İşte hastane gibi kamu binalarının olduğu yerlere yayılıyor. Ve sonra ne oluyor? Sonra görüldüğü üzere bu depremler özellikle jeofizik zemin ile girişim yapıyorlar ve bu jeofizik zemindeki direnç durumuna bağlı olarak ölçülen jeofizik direnç durumuna bağlı olarak görüldüğü üzere kaya tipinde bir jeofizik zemin üstündeki hastane, şey, yüksek yapılı bir hastane olabilir. İşte nispeten daha alçak yapılı bir hastane, düşük katlı bir hastane ya da yatay mimari esas alınarak yapılmış ya da yüksek mimari esas olarak yapılmış 2 tane hastane olabilir. Görüldüğü üzere jeofizik zemin içerisinde deprem sinyalleri görüldüğü üzere enerjisini büyütmüyor. Ve bu nedenle de bu hastaneler ister yatay, ister yüksek mimari esas alınarak yapılsın pek fazla etkilenmiyor. Tabii genellikle kaya tipi niteliğe sahip zeminlerde deprem sinyallerinin hızı işte 760 metre bölü saniye hızda gidiyor. Tabii ki bizlerin bu binalar yıkılmadığında, tabii ki bu binaların yıkılmamasının nedeni olarak özellikle bu deprem dalga gücünü büyütmeyen, deprem sinyal gücünü büyütmeyen bu jeofizik zeminin etkisini dikkate almamız gerekiyor. Demek ki bu tür bir dirençli, işte daha önceden ölçülebilir ve tespiti yapılabilir bu kaya nitelikli bir zemin üzerindeki binalar ne yapıyor? Büyük bir depremde büyük depremin sinyalini büyük almıyor. Ama görüldüğü üzere özellikle jeofizik zemin direnci düşük bir zemin üzerinde yapılmış benzer binalar aynı şekilde depremi hissetmiyor. Çünkü deprem dalgası bu zeminlerde ne yapıyor? Yavaşlıyor ve genliklerini büyütüyor ve büyüyen bu genlikler, büyüyen bu enerjiler ki biz buna
peak ground exaggeration diyoruz. Yani yerin maksimum ivme değeri büyüyor. Ve yerin daha maksimum ivme değeri büyüdüğü zaman depremin bu binalara etkisi de büyüyor. Çünkü depremin binalara etkisi Newton yasası bildiğimiz kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Burada maksimum ivme değeri büyüdüğü için tabii ki bu büyüyen maksimum ivme değerini kütle ile çarptığımız zaman bakın buradaki binanın kütlesi bina yüksek olduğu için büyük olduğunda demek ki depremin bu binaya etkisini bu kütlesel ağırlık ya da kütlesel büyüklük ne yapıyor? Depremin gücünü büyütüyor. Ve bununla birlikte tabii ki bu depremin jeofizik zemine bağlı olarak ivme değerinin büyümesi nedeniyle yine depremin bu binaya etkisi, kuvveti büyüyor. Demek ki deprem gücünü, bir binada deprem gücünü, bir hastanede deprem gücünü büyüten iki parametre var. Bir, binanın hastane tipi yapıların yüksekliği. İkincisi de o hastane tipi yapıların üzerinde bulunmuş olduğu jeofizik zeminin direnç değişimleri. Değişimlerini burada çok rahat görüyoruz. Jeofizik direnci düşük bir zemin üzerine yapılan hastanelerde yerin maksimum ivmesi büyüdüğü için, görüldüğü üzere yerin maksimum ivmesi büyüdüğü için ya da deprem burada enerjisini büyüttüğü için bu tür zeminler üzerinde yapılmış hastane yapılarındaki şiddet büyüyor. Tabii burada ilginç olan şey görüldüğü üzere burada yüksek katlı bina çok etkileniyor. Yüksek katlı bina çok etkileniyor. Çünkü buradaki görüldüğü üzere periyot dediğimiz bakın bir sinyal periyot oldukça büyük. Periyodun büyük olması ne demek? Periyodun büyük olması frekansın oldukça küçük olması demek. Frekans tabii ki küçük olması demek. Demek ki yüksek periyot olduğu için demek ki burada tabii temel kayı olan derinlik yüksek olduğu için buradaki deprem dalgasının görüldüğü üzere periyodu oldukça büyük. Periyodun büyük olması ne demek? Periyodun büyük olması şu demek. Demek ki buradaki deprem dalgası yüksek periyotlu geliyor. Yani düşük frekanslı geliyor. Yüksek periyotlu gelmesi. Yani zeminin titreşim periyodunun yüksek olması şu anlama geliyor. Demek ki yüksek katlı binalar bu tür bir zeminde çok daha rahat hasar alabilecek anlamına geliyor. Tabii buradaki deprem dalgasının zemin aynı fakat bu zeminin temel kayı olan derinliğinin büyük olmasına bağlı olarak buradaki deprem dalgasının periyodu büyük olduğu için yüksek katlı binaları etkisi de büyük oluyor. Baktığımız zaman buradaki zemin yine aynı zemin, jeofizik zemin direnci aynı. Fakat temel kayaya olan uzaklığı ya da derinliği sığ olduğu için burada meydana gelen periyot ya da sinyalin periyodu daha düşük olduğu için tabii ki daha düşük katlı binaları etkisi daha fazla oluyor. Demek ki bir hastane tipi yapıda deprem riskini büyüten faktörlerden bir tanesi zemin türü. Bu zemin gerçekten ölçülen jeofizik büyüklüklere göre kötü. İşte biz buna BS-30 ölçümleri diyoruz. Ölçülen jeofizik büyüklüklere göre işte BS-30 büyüklüklere göre iyi olabilir. Fakat zeminin temel kaya olan derinliği, temel kaya olan uzaklığı ne yapabiliyor? Aslında etki edeceği bina yüksekliklerine de ne yapıyor? Farklı
tesirler meydana getiriyor. Bakın temel kaya derinliğine yakın yoğunlayan bir zeminde ortaya çıkan titreşim periyodu, depremin titreşim periyodu düşük olduğu için meydana gelen tesir, yani zeminle yapı etkileşimi özellikle düşük katlı binalarda daha büyük, temel kaya uzak bir zemin, işte İzmir'de işte biz buna diyoruz dolgu malzemesi olabilir, alüvyal zemin kalınlığı, işte Avcılar'da binaların yıkılmasında İzmir'de özellikle gevşek zemin kalınlığı 800 metreye kadar gittiği söylenir. Tabii ki burada da baktığımız zaman buradaki zeminin, yani kötü zeminin kalınlığının, kötü zeminin kalınlığının, kötü zemindeki kalınlık değişiminin ortaya çıkarmış olduğu deprem sinyalindeki periyot değişimi ne yapıyor? Aslında binaların düşük ya da yüksek binaların hasar alma durumunu değiştiriyor. Demek ki kötü zeminler üstünde her bina hasar almıyor. İşte zemin kötü diyorsunuz ama zeminin dışında bu zeminin temel kaya derinliği de etkiliyor. Yani burada işte alçak katlı bina hasar alırken burada yüksek katlı binanın hasar alması aslında direkt zeminle alakalı değil. Bu zeminin, tabii zeminle alakalı, zemin kötü ama bu zemin temel kaya olan mesafesiyle uzaklığı ilişkili olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Tabii burada baktığınız zaman ya işte buradaki jeofizik zemin tür olarak aynı ama burada işte yüksek katlı bina ağır hasar aldı. İşte buradaki yüksek katlı bina ağır hasar aldı. İşte buradaki ne bileyim alçak katlı bina ağır hasar aldı. Buradaki alçak katlı bina ağır hasar almadı. Durumun temel nedeni görüldüğü üzere bir temel nedeni bu zeminin amplified motion rules sediment, yani bu gevşek zemindeki deprem dalgasını büyütmesinin kalınlığa bağlı olarak değişimiyle ilişkili olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Evet, bir sonraki şekilde baktığımız zaman işte bu bina yıkıldı ama aynı bina işte 100 metre ileride yıkılmadı. İşte bunun nedeni tamam belki zemin olarak burada bir değişme yok ama bu zeminin temel kaya olan derinliğindeki değişime bağlı olarak buradaki depremin maksimum ivme değerinin bu zemin etkisi bu benzer binanın kendisine yakın benzer binanın ya da binaların olmuş olduğu zemin temel kaya derinlik farkına bağlı olarak depremin gücünü, depremin etkisini, depremin kuvvetini farklı hissetmesi durumu olduğu için ortaya farklı hasarlar çıkacaktır. Demek ki dikkat etmemiz gereken durum bir jeofizik zemin, iyi mi, kötü mü, sağlam mı, zayıf mı? Zayıfsa bu jeofizik dirençsiz zeminin temel kaya derinlik durumunu ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Yani temel kaya araştırması her halükarda yapılması gerekir. Temel kaya araştırması yapılmadan yalnızca işte jeofizik açıdan kaya niteliklerinin jeofizik açıdan işte ne bileyim zayıf nitelikli zemin demek bizi ne yapmaz? Risk yönetimi, deprem risk yönetimi konusunda başarılı kılmaz. Çünkü temel kaya olan derinlik aslında depremin etki edeceği binalardaki yüksekliği ne yapıyor? Kontrol ediyor. Bir sonraki şekle geçtiğimiz zaman görüldüğü gibi deprem her yeri etkiliyor. Deprem sonrası işte kurtarılmayı bekleyen insanların kurtarılmasında çalışan insanlara
ulaşımda yollar kapandığında bu ulaşım ya da bu kurtarma faaliyetleri başarılı olamayabiliyor. O nedenle de ister bina ister yol yapımında yapmamız gerekiyor. Temel kaya araştırmasını yapmamız gerekiyor. Lemin türü araştırmasını yapmamız gerekiyor. Temelde ve sığda bu tür kapsamlı bir araştırmayı yapmadan bu tür yol güzergahlarının planlanması ya da hastane tipi yapıların yüksekliklerin planlanması durumu hastanelerde bir deprem sonrası risk durumunu değiştirecektir. Evet, baktığımız zaman tabii ki toplam kamu binası ve depreme karşı güçlendirme çalışması yapılan binalara baktığımız zaman bu binalar nerede yığılıyor? Tabii eski deprem tehlike haritasına göre, ulusal deprem tehlike haritasına göre ülkemizdeki deprem tehlikesi derecelendirilmişti. İşte birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece ve dördüncü derece. 2019 yılındaki deprem tehlike haritası güncellendikten sonra bir derecelendirilme kalktı. Artık noktasal olarak deprem tehlike durumu ölçülür oldu. Daha çağdaş, daha dünyadaki deprem tehlike haritaları ile uyarlı bir özellik kazandı. Baktığımız zaman, genel olarak baktığımız zaman hastanelere, özellikle toplam sayı hastanelerde 9500, yani yaklaşık 10.000 hastanenin işte 6.000'i, yaklaşık 7.000'i birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde, yaklaşık 3.000'i de işte üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgesi. Yani hastanelerimizin yaklaşık %70'i birinci ve ikinci derece deprem riski ya da tehlikesi yüksek bölgelerde, %30'u da nispeten deprem tehlikesi düşük bölgelerde yapılmış olduğunu ne yapıyoruz, görüyoruz. Tabii güçlendirme çalışmalarına baktığımız zaman toplam güçlendirilen hastane sayısının fazla olmadığını görüyoruz. 56 hastane güçlendirilmiş. Toplam sayı neydi? Hastane 9500. Yani oldukça az sayıda bir hastanenin güçlendirildiğini, fakat güçlendirilen bu hastanelerin önemli sayıda birinci ve ikinci derecedeki deprem bölgelerinin olduğunu bu raporda görebiliyoruz. O zaman birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgeleri nedir diye baktığımız zaman eski deprem tehlike haritasına göre, illere göre bu ayrım yapılmış. Demek ki 5. derece Karaman var. Türkiye'nin demek en güvenilir, deprem riski düşük ili neresidir diye size sorduklarında Karaman diyebilirsiniz. Ondan sonra neredir, hangi illerdir diye sorulduğu zaman işte Aksaray, Edirne, Kırklareli, Konya, Niğde, Rize, Sinop, Trabzon diyebilirsiniz. Evet, bunlar tabii ki deprem tehlikesi açısından en riski düşük olan alanlar. Ama deprem tehlikesi açısından riski en büyük alanlara baktığımız zaman işte Çanakkale geliyor. İstanbul'u zaten biliyoruz. Baktığımız zaman oldukça yüksek sayıda il olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Şimdi bu iller burada gösteriliyor. Sakarya, Siirt, Kahramanmaraş, Hatay, Erzincan, Bolu, Bilecik, Bartın. Özellikle sizler bu tür yüksek riskli illerde okuyorsanız, ki şu anda Çanakkale Üniversitesi'nde öğrencisiniz, demek ki deprem tehlikesinin birinci derecede yüksek olduğu, resmi kayıtlara geçmiş olduğu bir şehirde ne yapıyorsunuz? Tıp fakültesi, hastanesi, eğitim alıyorsunuz. O zaman yapmanız gereken bu hastanedeki deprem risk durumu nedir? İşte yapısal ve yapısal olmayan risk durumları var mıdır? İşte bu almış olduğunuz ders kapsamında belki bu araştırmayı yapmanız mümkün olabilir. Tabii bu birinci derece iller arasında
gelen illerde yaşıyorsanız, memleketiniz illerden biri ise, tabii ki bu illerde oturmuş olduğunuz mahalledeki hastanelerin de, devlet hastanesi olabilir, özel hastane olabilir, bunların da yüksek deprem tehlikesi ve riski altında olduğunu rahatlıkla yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Demek ki kabaca bizler ne yapabiliyoruz? Ülkemizde birinci derece deprem tehlikesi olarak bilinen, tespiti yapılmış, bilimsel olarak yapılmış coğrafya üzerinde insanlarımızı yoğunlaştığını görüyoruz. Fakat görüldüğü üzere aslında dördüncü derece ve beşinci derece olarak deprem tehlikesi bilimsel olarak ortaya çıkmış bu illerde bir yoğunlaşma olmadığını da görebiliyoruz. Aslında bir şehir planlama yaptığınız zaman genel olarak demek ki insanların yoğunlaşması gereken, işte depremden korkuyorum, deprem sonrasında oturmuş olduğum binanın hasar almasından endişeleniyorum. Ya da deprem korkum var, depreme bağlı endişelerim var diyen insanlar aslında ne yapabilir? Bu tür bir derecelendirme aslında önemli. Ne yapabilir gidebiliyorsa, çalışma imkanı varsa, yaşama imkanı varsa, Karaman, daha sonra Aksa'da, Edirne, Kırklareli, Konya, Niğde, Sinop, Trabzon gibi yerlerde yaşayabilir. Bu bir tercih meselesi. Demek ki bu bilgi aslında önemli bir bilgi olarak önümüzde duruyor. Tabii ki deprem tehlikesinin büyük olduğu şehirlerde bizler yaşamak zorundayız. Deprem tehlikesi nasıl azaltabiliriz? Hastanelerde deprem tehlikesini değiştiremiyorsak, deprem tehlikesi tabii ki meydana gelecek depremin büyüklüğü demek. Bu depremin büyüklüğüne bağlı olarak depremin hastanelere olan etkisini nasıl azaltabiliriz? Şimdi bu illerde nasıl azaltabiliriz? Çünkü deprem bu illerde oldukça büyük risk meydana getiriyor ve getirecek ve getirdi. Özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı şehir hastanelerinde seismik izolatör teknolojisi kullanmaya başladı. Bu oldukça önemli bir çalışma, yönetmeliği oldukça sevindirici. Seismik izolatör ile güçlendirilen dünyanın en büyük hastanesi ünvanına sahip olan Marmara Üniversitesi Başı Büyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ne yapıyorsunuz? Bu şekilde görüyorsunuz. Bu hastane görüldüğü üzere depreme dayanıklı yapılan bir hastane. Afetlere dayanıklı ve deprem anında bile kesintisiz hizmet verecek şekilde güçlendirilen bir hastane. İstanbul'da kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanmasında önemli adreslerden biri olan hastane. Görüldüğü üzere bu hastane niye deprem riski düşük? Deprem tehlikesi büyük olan bir İstanbul'da bu hastanenin deprem riski niye düşük? Şimdi bunun temelinde çünkü deprem riskini düşüren bir izolasyon sistemi var. Buna biz seismik izolasyon teknolojisi diyoruz. Seismik izolasyon sistemi diyoruz. Baktığımız zaman seismik izolasyon sistemi tabii ki başka hastanelerde de kullanılıyor. Bu hastane de önemli bir hastane. Bu hastanede de baktığımız zaman, uzaktan baktığımız zaman bu hastane bu şekilde gözüküyor. Ve hastanenin temeline baktığımız zaman görüldüğü üzere bir seismik izolatör yapısı var. Bu seismik izolatör yapısı görüldüğü üzere binanın temeliyle zemin arasında bir izolatör teknolojisi kullanılmış ve depremin etkisini bu izolatör sistemi binanın temeline geçirmiyor. Ve bu şekilde de depremin etkisi binaya iletilmediği için deprem riski azalıyor.
önemli bir gelişme. Nasıl azalıyor? Bakalım bir sonraki şekilde. İzolatör sisteminde ne kullanılıyor? İşte kauçuk esaslı bir malzeme kullanıyor. Bu kauçuk esaslı malzeme ne yapıyor? Deprem anında depremin titreşim büyüklüğünü absorbe ediyor. Yani küçültüyor ya da azaltıyor ve binaya geçen deprem gücü ile aslında temelde, zeminde olan depremin gücü aynı olmuyor. Çünkü arada görüyorsunuz bir izolatör sistemi var. İzolasyon. Yani depremin gücünü ne yapıyor? Azaltıyor. Nasıl bir malzeme? Baktığım zaman bu malzeme bir kauçuk tipi bir malzeme olduğundan bahsetmiştik. Bizler tabii ki şehircilik hastanesinde, büyük hastanelerde bu tür izolatörlü sistem ile hastane yapıları güven altına alınmış durumda. Demek ki bunlara ne deniyor? Bunlara genel anlamda deprem savaşçısı sismik izolatörler. Demek ki deprem tehlikesi büyük olan illerde deprem savaşçısı olarak isimlendirilen sismik izolatör sistemi kullanıldığı zaman bizler ne yapabiliyoruz? Depreme karşı kaybeden tarafta olmuyoruz. Depreme karşı binaları yıkılan bir yapıda olmuyoruz. Depreme karşı o binalar yıkıldığı için ölen insanlık olduğu bir yapıda olmuyoruz. Çünkü deprem savaşçısı temel sistemi, yani izolatör sistemi kullanıldığı durumda. Bir sonraki slayta baktığımız zaman bu koruma kauçuğu nasıl görüldüğü üzere işte bunun tabii ki bir temel bir tabanında bir temelinde bir işte planş denen bir yapı var. Arada koruma kauçuğu var. Bu arabalardaki amortisör gibi yaylanıyor. Görüldüğü üzere biraz daha detaylı baktığımız zaman işte kauçuk katmanlar, çelik plakalar ve kauçuk koruma kılıfı var. Bunlar ne yapıyor? Depremin gücünü frenliyor. Depremin gücünü azaltıyor. Evet, bakıldığı zaman biraz daha yakın bakıldığı zaman kurşun çekirdekli kauçuk deprem izolatörü. Evet, kauçuk yapı önemli. Kauçuk temelli sismik izolasyon ne yapıyor? Hayat kurtarıyor. Evet, sismik izolatör çeşitleri oldukça fazla. İşte yüksek sönümlü kauçuk izolatör serisi var. Doğal kauçuk izolatör serisi var. Kurşun çekirdekli izolatör serisi var. Elastik kayıcı mesleki izolatör serisi var. Evet, bunlar ne yapıyor? İşte yüksek sönüm, yani %24'e kadar ne yapıyor? Sönümleme kapasitesi olan bir izolatör sistemi çeşitlerini burada ne yapıyoruz? Görüyoruz. Tabii bu etkisi nedir? Baktığımız zaman, etkisine baktığımız zaman iki tane bina var. Mesela siz arkadaşlarımızdan bazıları ya da yarısı bu binada yaşıyor. Yani sabit temelli binada yaşıyor. Yarısı da sismik izolasyonlu binada yaşıyor. Tohoku Üniversitesi'nde bir test yapılıyor. Ve bu deprem testinde bir deprem meydana getiriyor. Bakın sizler özellikle sabit temelli bir sistemle yapılmış binadaysanız depremi, aynı büyüklükteki depremi görüyorsunuz, çok şiddetli hissediyorsunuz. Çünkü bina depremi çok şiddetli hissediyor. Binadaki yapının hasar alma riski büyüdüğü için bakın yükseldikçe bina hasar alma riski de yükseliyor. Çünkü binanın salınımı yatay yöndeki yer değiştirme büyüklüğü arttığı için yatay yöndeki yer değiştirme büyüklüğüne bağlı olarak tabii ki yüksek katlardaki şiddeti de fazla oluyor. Ve yapısal olmayan hasarlar, işte bina içerisindeki ne bileyim eşyaların düşmesi, hastanelerdeki ne bileyim çok pahalı teçhizatın ya da ne bileyim işte cihazların yıkılması durumu yaşanıyor.
Fakat sismik izolasyonlu sisteme göre yapılmış. Görüldüğü üzere temel ile, temel burası temel ile binanın tabanı arasında sismik izolatör sistemi yerleşmiş bir binada iseniz aynı deprem, tabii ki Tohoku Üniversitesi'nde yapılan bir sismik deneyden bahsediyoruz. Sizler bu depremi görüldüğü üzere çok hafif atlatıyorsunuz. Çok hafif atlatıyorsunuz. Ve bu şekilde de hem binada bir hasar meydana gelmiyor ki yapısal hasar dediğimiz bu. Hem de binanın içerisindeki eşyalar, binanın içerisindeki insanlar yer değiştirmediği için, bir rotasyon yapmadığı için ne yapmış oluyor? Bu depremde hasar almadan bu depremi selametle atlatmış oluyor. Demek ki depreme karşı, depremin şiddetine karşı sistem ve çözüm mevcut ve Türkiye'de şehir hastanelerinde bunlar kullanılıyor. Bu bakımdan şehir hastaneleri önemli. Dünyadaki en büyük şehir hastaneleri ülkemizde ve bu şehir hastaneleri deprem izolasyon sistemiyle güvence altına alınmış. İçinde çalışanlar, içinde hasta olanlar güvence altına alınmış durumda. Evet, baktığımız zaman ne oluyor? İşte az önce sabit temelli bina demiştik. O sabit temelli binada tabii ki depremin gücü arada bir izolasyon sistemi olmadığı için görüldüğü üzere genel olarak depremin gücü oldukça büyük. Bir şey eksene baktığımız zaman oldukça büyük. Evet, diğer olaya baktığımız zaman, maksimum gözleme baktığımız zaman tabii ki buradaki sabit temelli sistemde çatı seviyesi, yani ne demişim, yüksek katta depremin şiddeti daha yüksek. Bakın, yüksek katta depremin şiddeti neredeyse genlik olarak 7 üzere varmış. Ama zemin katta depremin gücü maksimum olarak genlik olarak, bakın, maksimum genlik olarak 200'ler civarında. Neredeyse yüksek katlarda depremin şiddeti, yani yüksek katlarda ne bileyim yapısal olmayan cihazların ya da çalışan insanların hasar görme riski 4 kat daha fazla olduğunu bu kaydedilmiş olan sinyallerden görüyoruz. Ama sismik izolasyonlu bir binada zemin kata basıyorsunuz. Bakın, zemin katta binanın temel seviyesindeki sinyal, binanın temel seviyesinde binanın temel seviyesindeki sinyale bakıyorsunuz. Ve özellikle zemin kattaki sinyale bakıyorsunuz ve çatı katındaki sinyale bakıyorsunuz. Hemen hemen hiçbir fark olmadığını görüyorsunuz. Hem zeminde, hem çatıda, hem de temelde ne oluyor? Bu sismik izolasyonu. Bina tam koruma sağlıyor. O nedenle de deprem tehlikesi büyük illerde hastanelerin güvenliğinin sağlanmasında sismik izolasyon sisteminin %100 bir tam koruma, tam güvenlik sağladığını bizler görüyoruz. Evet, bir sonraki slayta geçtiğimiz zaman özellikle sismik izolasyonlu binadaki depremin neden olduğu davranış ya da deformasyon içi boş kutuyla gösterilmiş durumda. Deprem izolasyonu olmayan klasik sabit temelli binadaki deformasyon değişimi de görüyorsunuz, içi dolu bir daireyle gösterilmiş durumda. Görüldüğü üzere temel kattan birinci kat, üçüncü kat ve çatı katına kadar sismik izolasyonlu sistemde yatay değişimler ya da yatay salınımların oldukça birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Ama sabit temelli sistemde biliyorsun birinci kattan çatı katına kadar salınım şiddetinin, hasar görme şiddetinin oldukça yüksek olduğunu ne yapabiliriz? Görüyoruz. Nereden baksanız buradaki temel kattaki
3-250 seviyesinde ise çatı katı neredeyse bu 750 seviyesi 3 kat arttığını ne yapabiliyoruz? Bu veriden öğreniyoruz. Tabii ki bu X yönündeki yer değiştirme, yani maksimum ivmenin, yani binada ölçülen maksimum ivme X yönü dediğimiz, yani kuzey-güney yönünde bu şekilde olduğunu görüyoruz. Y yönü dediğimiz X yönü tabii ki doğu batı yönünde X yönü diyoruz. Y yönde kuzey-güney yönündeki ölçülen deformasyona baktığımız zaman kuzey yönündeki ölçülen deformasyon ile gene izolasyonlu sistemde çatı katta, üçüncü katta, birinci katta ve temel katta hemen hemen binada meydana gelen risk büyüklüğü çok düşük olduğunu, depremde binanın hasar almadığını görüyoruz. Ama sabit temelli binada görüyorsun birinci katta, bakın birinci katta hemen hemen izolasyonlu bina ile sabit temelli binadaki risk alma durumu aynıyken, sabit temelli binada özellikle birinci kattan sonra riskin, hasar görme riskin arttığını görür. Ne kadar bir artma bu? Bakın 250-703 misli bir artma olduğunu görüyoruz. O nedenle de bu çalışma neyi gösteriyor? İzolasyonlu proje çalışması ya da yapı çalışması ya da hastane çalışması tam bir korumanın sağlandığı, depreme karşı tam korumanın sağlandığı. Evet, bu da 2012 yılında yapılan bir şey. Sol tarafta üzerine klasik yapılıyor. Sağ taraftaki bina yapının kaldırmış. Görüşürüz. Dur. Görev.
Evet, deney bitti. Görüldüğü üzere bir daha bakarsak bu deprem ve o deprem o depremde şey Altyazı depremden sonra yıkılan hastane olmaz, okul olmaz, kamu binaları olmaz. Evet, bugün arkadaşlar dersimizin kaydını doldurmak için ben ne yapıyorum? Buraya koyuyorum. Dersimizin kaydını doldurmak